İyi geceler masalları kanalından hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün Özge'nin Aynası masalını dinleyeceğiz. Özge küçücük şeyleri kafasına takan asık yüzlü bir kızmış. Ne yapar eder kendini üzecek bir şey bulurmuş. Mesela küçük bir eşyasını kaybetse o gün yüzü gülmezmiş. Ya da canı bir şey istese tafrasından yanına varılmazmış. Özge'nin sürekli somurtması çevresindekileri de mutsuz edermiş. O yüzden pek arkadaşı da yokmuş. Özge neşe içinde oyunlar oynayan arkadaşlarını hep uzaktan seyredermiş. Bir gün Özgeler'in evine dedesi gelmiş. Özge dedesini çok severmiş. Dedesi de Özge'yi çok hoş tutarmış. Özge'ye yine masallar anlatmış. Onu parka götürmüş. Birlikte oyunlar oynamışlar. Özge o gün dedesine Dedeciğim, acaba benim neden hiç arkadaşım yok?" diye sormuş. Dedesi cebinden bir ayna çıkararak, "Arkadaş mı istiyorsun? İşte sana arkadaş." demiş. Özge aynaya bakmayı hiç sevmezmiş. Aynayı gönülsüzce eline almış. Evirmiş, çevirmiş. Sonunda yüzüne tutu vermiş. Sonra uzun uzun yüzünü incelemiş. Ay! Bunlar ne çatık kaşlar, ne asık bir yüz! diye bağırmış. Ben yüzümün böyle somurtkan olduğunu bilmiyordum. Böyle biriyle de kim arkadaş olmak ister ki? dedesi tatlı tatlı gülümsemiş. Kolayı var Özgeciğim. Ben önce bu aynayla arkadaş olmayı öğrenmelisin. Dedesi tatlı tatlı gülümsemiş. Kolayı var Özgeciğim. Bence önce bu aynayla arkadaş olmayı öğrenmelisin demiş. Peki ama nasıl? diye sormuş Özge. Sen gülersen arkadaşın da güler demiş dedesi. Haydi bakalım gülümse. Özge yeniden aynaya bakmış ve bütün içtenliğiyle gülümsemiş. O gülünce aynadaki yüzü de gülmüş. Özge gülünce ne kadar güzel bir kız olduğunu görmüş. Özge o günden sonra aynasıyla dost olmuş. O gülmeyi sevdikçe çevresindeki arkadaşları da bir bir çoğalmış. Özge böylece güler yüzü sayesinde yalnızlıktan kurtulmuş. E hadi sen de aynaya bak ve gülümse. Yüzümüzden gülücükler eksik olmasın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Tatlı uykular.